17 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Adaylar toplam 1.058.345 kontenjanın bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına yerleşebilmek için ter dökecek. Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere hizmet veren kurs merkezleri de gençlerin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla YKS tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Çanakkale'nin köklü kurs merkezlerinden birinin kurucusu Vural Yurdatap ve rehber öğretmen Emine Zıpkın, YKS sürecini değerlendirerek doğru tercih için yapılması gerekenleri anlattı. Vural Yurdatap, yapay zeka tarafından hazırlanan 2024 YKS sınav sorularının beklenenden daha zor olduğuna dikkat çekti. Bu sene sınav bizim beklediğimizden çok daha zor geçti. Soru tipleri bizim normal yayınlarımızın dışında geldi. Biz soruların yapay zekayla hazırlandığını düşünüyoruz açıkçası arkadaşlar olarak. Tabii bu da bizi artık bu sene farklı soru tiplerini öğrencilerimize çözdürmemiz gerektiği fikrine ulaştırdı. Bu sene biz kendi kurumumuz olarak, isim vermeyeyim, farklı soru bankası hazırlayan gruplarla bir işbirliği içerisine gireceğiz ki, çünkü artık sınavlar her geçen yıl o kadar çok zorlaşıyor ki bunu artık öğrencilerin önüne bir sürü soru tipi getirerek ve onları artık sıfır hata yaptırarak çözdürmeye çalışacağız. Öğrencilerin üniversite hayaline destek veren rehber öğretmen Emine Zıpkın, öğrencilere doğru tercih için tavsiyelerde bulundu. En büyük tavsiyem öncelikle 2024 kontenjanlar kılavuzunu tercih yapacak bütün adayların detaylı bir şekilde incelemesidir. Bu zaten öğrencileri inceleyen bütün öğrencilere çok büyük bir aydınlık getirecek açıkçası. Biz de kontenjanları inceledikten sonra trend olan, önü açık olan bölümlerin kontenjanların arttığını gözlemledik. Öğrencilerin bunu baz alarak tercih yapmasını tavsiye edeceğim açıkçası. Bugün itibariyle YKS tercihlerimiz başladı. Zaten biz bir haftadır yoğun bir şekilde tercih görüşmelerine devam ediyoruz. Gelen bütün adaylara tek tek yakından ilgileniyoruz. Şimdi dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Öncelikle hep rakamlar konuşuyoruz. İstatistikler konuşuyoruz, sıralamalar konuşuyoruz. Fakat tabii ki öğrenciler önemli olan sadece bölüm seçmiyorlar. Aynı zamanda bundan sonraki kariyerlerini belirleyecekleri bir meslek seçiyorlar. Tavsiyem şu yönde: öğrenciler liseye yazdığı bütün bölümlerin alt derslerini incelemeli, kendi yeteneklerini gerçekten gösterebilecek bölümler mi, bunlara bakmalı. Bir de 2023 YKS sıralamalarına bakıyorlar. Son yerleşen öğrencinin sıralamasını baz alarak tercih yapıyorlar. Bunu da aslında artık çok fazla tavsiye etmiyorum. 22 ve 23 yılına bakarak sıralamaları ne kadar atmış, ne kadar geriye çekmiş, ne kadar yukarıya çekmiş, bunları incelemeliler.